Türkiye tarihin en büyük göç operasyonuna maruz kalıyor. 3 milyona yakın mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye sınırındaki kentlerde yaklaşık 1 milyon insanı etkileyen bir göç dalgası hareketliliği var. Birinci Dünya Savaşı sırasında dahi yaşanmayan bu tablo, bu büyük göç hareketinin altında yatan diğer sebepse Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in başını çektiği Büyük Orta Doğu projesi. Yaklaşık 3 milyondan fazla Suriyeli ve Iraklı mülteciyi kabul ederek tarihin en büyük göçüne maruz kalan Türkiye, kendi içinde de büyük bir göç dalgası yaşıyor. Ne olacak bu vatandaşın, hali soran yok, sual eden yok. Hala kaçıp giden gidene. Suriye tarafından yapılan roketli saldırılar ve Güneydoğu'daki terör yüzünden il ve ilçeler boşaltıldı. Yüz binler evini terk etmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde nüfusun tamamı, bazı bölgelerde ise en az yarısı göç etti. Biraz da o baştakiler yesin burada yaşasın. Her Allah'ın günü ölüm korkusunda yaşıyorum. Yeter! Bomba yemeden usandık. Terör dalgası yaklaşık 1 milyon insanı etkileyen büyük bir iç göç hareketine sebep oldu. Terör örgütünün çözüm süreci boyunca bomba deposu haline getirmesine göz yumulan ve şu sıralar operasyonların yapıldığı bölgelerin nüfusları şu şekildeydi. Diyarbakır Sur 117.698, Hakkari Yüksekova 118.147, Mardin Nusaybin 113.594, Şırnak Merkez 62.758, Şırnak Cizre 131.816, Şırnak Silopi 121.463, Şırnak İdil 72.946. Toplam 7 ayrı bölgede yoğun olarak sürdürülen operasyonlardan bazıları bitirildi. Bazıları ise halen devam ediyor. Halkın önemli bir kısmı operasyonlardan önce, bir kısmı da operasyonların başlamasıyla göç etti. Büyük göç hareketi operasyon merkezleriyle de sınırlı kalmadı. Bu merkezlere yakın yerleşim yerlerinde de on binlerce insan her ihtimale karşı evini barkını terk etti. Silah sesleri, bomba seslerinden baktım ki ufak 5-6 yaşındaki iki tane çocuklarım vardı. Onların ağlama sesiyle ben de dayanamadım, aldım akrabalarını evine sığındım. İçeriden olduğu kadar dışarıdan gelen terör de bölge halkını vurdu. Suriye'nin IŞİD kontrolündeki bölgesinden atılan roketler Kilis'te 21 can aldı. Son birkaç gündür roket sesi duyulmasa da kentte günlük yaşam felç durumda. 130 bin nüfusu olmasına rağmen 300 bine yakın Suriyeli'yi barındıran Kilis, Nobel ödülü beklerken roketlerin hedefi oldu. Kenti felç eden saldırılar yüzünden Kilisliler göçe başladı. Yazık değil mi? Bak, imanımı kapatmış gelmiş. İşimden gücümden olmuş. Ailem, canı güvende değil. Şehir sakinlerinin yarısı Kilis'ten ayrıldı ve bu ilimiz artık Suriyelilere kaldı. IŞİD saldırıları Kilis'le sınırlı kalmadı. Gaziantep'i de vurdu. Gaziantep ve özellikle de Hatay'ın tehdit altında olduğu ifade ediliyor. Bu durumda yaşanan göç dalgasının kat kat artmasından endişe ediliyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, hafta sonu katıldığı programda Güneydoğu ve Kilis'e yönelik saldırıların Büyük Ortadoğu projesi kapsamında olduğunu ifade etmişti. Bak, Güneydoğu elimizden çıktı, hala tiyatro oynuyorlar. İşte 100 tane terörist vurmuşlar, PKK'lı vurmuşlar. Topu koyuyor şehrin karşısına, ilçenin karşısına. Güm 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 güm. Ne cadde kalıyor, ne yol kalıyor, ne ev kalıyor, ne hane kalıyor. Kim yaşayacak orada? Söyle bakayım bana. Yahudi peşmergeleri koyacaksın. Peşmerge adındaki Yahudileri koyup adına Kürt devleti diyeceksin. Hakikatte Büyük İsrail'in temellerini atıyorsun. Kimi kandırıyorsun sen? Oynanan oyun. Kilis'te de budur. Hatay'da da bu olacak. Korkuyorum. Antep'te bu olursa çok kötü olacak.